Evet arkadaşlar, burası Virgin Meryem annenizin. Tabii Virgin olup olmadığı bence hala şaibeli. Onun olduğu yere geldik. Bakın. Virgin Mary. Bu Virgin mi değil mi? Ben size bunun hikayesini anlatacağım sonra. Evet. Burası otoparkı oluyor. Çay bahçesi. Kamera yasak tabii yukarıda. Çekim yasak. Şu anda mevsim dolayısıyla fazla insan olmaması gayet normal. Ama çevre gerçekten, ben en son 10 sene önce gelmiştim buraya. 10 sene evvele nazaran gayet gelişme göstermiş. 10 sene evvel böyle değildi. Dünya Miras Listesi'ne dahil olmuş. Onu bilmiyordum ben. Arkadaşlar, Bodrum dönüşünde Selçuk hemen hemen yolumuzun üzerindeydi. Söke'den sonra Selçuk'a ayrıldık. 25 kilometre sonra Selçuk'a, Meryem Hanım'ın evine geldik. Ben buraya aslında meraklısı değilim. Anılarımı tazelemek için geldim. 10 sene evvel falan gelmiştim. Bakayım dedim buradaki gelişmeler nasıl. O yüzden geldim. Birazdan evin olduğu bölüme doğru gidiyorum. Orada çekim yapmak tabii ki kurallar gereği yasak. Ona uyacağız. Gayrimüslim vatandaşlarımız ve de vatandaşımız olmayan gayrimüslimler Meryem Ana'ya ziyarete gelmişler. Bizde olsa bunun adına türbe derdik. Ama ev diyorlar bunlar. Hazreti Meryem hakkında Kur'an'dan ayetler. Bunları daha sonra okuyabilirsiniz. Arkadaşlar, burası da gerek bizim insanımızın, Müslümanların, gerek gayrimüslimlerin dileklerini, arzularını, isteklerini sundukları duvar. Görüyorsunuz. 25 metre kadar uzunluğunda bir duvar dilekle dolu. Kağıtlara, peçetelere, tuvalet kağıtlarına yazılmış durumda. Meryem Hanım'ın dilek duvarında çok ilginç bir yazı görüyorum. Vatandaşın teki evet, hayır. Hayır yazmış. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Vatandaşın teki buraya hayır yazmış. Meryem Ana'nın dilek duvarına. Onu kim yazmışsa tebrik ediyorum, yürekten kutluyorum. Bakın arkadaşlar, bir hayır daha var burada. Kutluyorum bunu yazan vatandaşı. Şunu okuyalım bakalım. Allah'ım Meryem Ana'ya şefaat eyle, onun hürmetine çocuğumu evinde, yuvasında huzur ve mutluluk ve bağlılık ver. Hepimiz için. Amin.
Gördüğünüz gibi aileler çoluğun çocuğunu almış gelmiş ibadetlerini yapmaya veya benim gibi ziyaret etmeye. Burada herhalde ayin yapıyorlar. Sıra sıra banklar var. Bilmiyorum, anlamıyorum bu işlerden fazla. Burada da herhalde başpiskoposlar, kardinaller oturuyor ki yukarıya koymuşlar. Burada nutuk atıyor herhalde. Burada da kuzular dinliyor. Bir de böyle bir alan var. Meryem Hanım'ın evinin bahçesinde. İnsanlar burada adak alıyorlar. Bahçe düzenlemesi arkadaşlar son derece hoş, temiz, bakımlı. Buraları girilmeyen yerler. Burada herhalde kalanların şeyi var. Bakın taştan, bu tarihi bir levha, mermerden. Burası da su kaynakları. İçilen kaynak suyu. Bir su içelim buradan bakalım. Bir kaynak su içelim arkadaşlar. Tabii su nasıl içilecekse. Evet. Suyumuzu da içtik. Su gibi değişik ya. Tuvalet kağıdında bile yazan var. Dileklerini. Evet arkadaşlar, 10 sene evvel gelmiştim, merak ettim, bir daha geleyim bakayım dedim. Değişiklikler, otopark ücreti olmuş. Otoparka 10 lira arabalar veriyorsunuz. Arabanın içinde kişi başı 10 lira, ben 20 liraya girdim. 10 sene evvel bu ücretlerin hiçbiri yoktu. Olmasını doğal yadırgamıyorum, gayet normal. İçeride fotoğraf çekmek zaten yasak. Evin içinde, fakat çevresinde var, çekebilirsiniz. Gott geschützt, aber nicht kommt zurück, das ist ein Land.
andere Seite gewesen. Ja, das ist.